ilgili içinde FETÖ var, PKK var, PYD var, Amerika var, Alman ajanları var. Her şey var içerisinde. Bence bu korkunç suç üstüdür bu. Şimdi harita görüyorsun orada. Diyor ki adam bir insan hakları haritayı koymuş. Harita içerisinde acayip isimler var ha. Yani o burada büyüteçten bakılmış. Mesela işte Kurmancı bölgesi. Zaza böyle, onlara isim de vermişler. Özellikle. Şimdi bu hani sözde PYD'ye silah vererek daha işte mücadele ediyor ya Batılılar. Başta Amerika olmak üzere. Bu adamlar aslında ne yapmak istediklerini burada gösteriyorlar. Yani burada bir bölge ayırmış. Burada bir sözde bir Kürdistan kurmuş. Kürtle alakası olmayan bir şeydi tabii. Bunların en büyük düşmanıdır. Aslında Amerika'nın, Kürtlerin en büyük düşmanı şu anda Amerika'dır. Ama buraya işte bir örgütleri koymuş, yerleştirmişler. Burada bir harita çizmişler. Aynı anda da bak çok enteresan. Telefon bilgisayar içerisindeki verilerin nasıl saklanması gerektiğini, nasıl şifrelenmesi ve şifreleme programları hakkında bilgi veren toplantıda Bayrok nasıl yüklenir, dışarıdan yüklemeye karşı önlemler nelerdir ile ilgili konuşmalar yapılıyor. Aynı toplantıda. Bütün bu içeride toplantı içerisinden ve civarından gelen ihbarlarla basılıyor bu toplantı. Bayrok konuşuyorsun. Güneydoğu'yu parçalamışsın, bir de isim koymuşsun. Bir de arkasından bir şey daha var. Diyor ki bir gerilla doktoru, kendi gerilla doktoru diyen bir PKK'lı diyor ki beni diyor korumaya alın, beni diyor af örgütüne üye yapın. Yani sizin şemsiyenizde kalayım diyor. Bütün bu konuşmalar yakalanıyor. Bundan daha pis bir suçüstü görülmemiştir. Haritada var. Pis. Evet yani çok kötü yani. Ha peki diyeceksin ki peki bundan ya bunu bu şekilde fazla da büyütmeyelim. Happy topu işte toplantı yaptılar. Belki 3-5 tane hani dendi ya ki akşam bunu daha önce yazdı. Hani içeride yeni bir gezi planlanıyor. İçeride şu planlanıyor, bu planlanıyor. Vallahi hiçbir tanesi yalan değilmiş. Hepsi doğru. Hepsi içerisinde var. FETÖ'cüler var. İşte şeyler var. PYD ile iltisaklı adamlar var. Bölge ayrımları var. Kimler diye şu etnik kökenler. Harita çizmiş bir de orayı karartarak yapıyor bunu. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'de haritayla ne işi olur ya? Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Komisyonu'nun Türkiye Direktörü'nün Baylok'la ne işi olur abi? Veyahut da bunu niye Büyükada'ya gelip... Bir tanesi zaman yazarı. Büyükada'ya gelip burada hep beraber konuşacaksın. Almanı da var, İsveç'te var, bilmem mesela gerilla doktoru da var. Otelin parasını kim ödüyor? Bir dakika söyleyeceğim. Nedir bu abi? Patron, otelin parasını kim ödüyor? Hiç bilmiyorum. Para bunlarda çoktur. Anladım da. Ya bu muhakkak Af Örgütü'nün bilmem nesi falan Türkiye'de bilmem ne. Alman Vakfı vardır, bir Alman Derneği vardır. Para çıkar, para sorun değil onlar için. Ne olacak? Türkiye'yi yıkabilmek için 100 milyonlarca dolar para zaten ödüyorlar bunu. Hayır, şunun için soruyorum. Kim ödüyorsa o parayı, onun Türkiye'deki faaliyetlerinin sırf bu nedenle bile askıya alınması gerekiyor. Hiç merak etme. Onun parayı ödeyen de, çıkan da, otele giren de, çıkan da. Girdisi çıktısı hepsi şu anda. 23 dakika. Evet, hepsi böyle işte haritasıyla birlikte, baylokuyla birlikte. Savcının masasında. Ondan sonra işte bazı işte Türkiye'de Erdoğan'ı sevmiyorlar. Erdoğan gitsin de Türkiye'de ne olursa olsun diyen bazı paçavralarda şurada duran bu ne yapıyorsunuz? Af Örgütü bu kadar da olmaz. Mesela ben Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyorum. Gitsin şu uluslararası af örgütleri falan. Çünkü güzel bak af örgütü, insan hakları, komisyon, Türkiye onlar direktörü, şey Türkiye raportörü. Tabii canım gidin oraya mesela Türkiye haritasını çizmişler. Güneydoğu Anadolu yok. Şey çok uygun mesela. O da uygun. CHP mesela Sezgin Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu savunsun bu haritayı. Gerilla doktoru. Buyurun hemen koşun. Baylok. Bak ekip yine toplandı. Çok enteresan. Adalet Üçlü'deki ekip toplanıyor bir yere. Hemen FETÖ'cü ve Kandil toplanıyor. Vay hiç be. Şaşmıyor görüyorsun değil mi? Vay be. Korkunç bir şey bu aslında. Var ya yani hakikaten affedilmez mi? Affedilmez. Peki şimdi son noktaya geldim. Kim kızdı? Merkel abla. Aman bırakın. Tamam süper. Demek ki Peter. Demek ki doğru tutuklamışız. Aman dedik ki ya bir dakika zaten Merkel bırakın Merkel. Diyorsa daha önce kim bıraktı demişti Deniz Yücel'i bıraktı. En büyük korku şu anda Deniz Yücel şu anda mutlu içeride. Niye? Çünkü Deniz Yücel'i yok ederler. Bak harita yakınlaşmışlar çocuklar. Bakın bu bulunan harita. Bu Büyükada'daki o gizli toplantının haritası bu. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen diyorsun ki isimler verilmiş. Buna rağmen insanlar bu adamlara nasıl sahip çıkarlar diyorsun. Aslında zaten buna rağmen falan değil. Zaten bunlarla işbirliği içerisinde bir ihanet işbirliği var. Merkel'in ajanı bu zaten. Yani Deniz Yücel gibi. Şimdi Merkel'in ajanı diyorsun. Mesela Cumhuriyet'in yan yönetmeni nerede? Almanya'da. O da onun ajanı. Bak Can Dündar Alman ajanıdır zaten. Öyle oluşuyor. Diğer Alman ajanı var. Kim o? Altı patlar. O da gitti oraya buluştular o da biliyorsun.
Evvelsi gün orada bir haber verdi. Da kendi kendini büyüttüğü bak, işine. Bak bir şey sana söyleyeyim mi? Ajan derken hemen şunu anlamasınlar. Ha bak gitti bir cümle buldu tak tak koydu. Yok. Farklı bir şey söylemeye çalışıyorum. Sen kimin adına, nereye aitsen, kimin adına çalışıyorsan o aitsindir. Hemen Merkel bitmiyor yalnız. Merkel'den sonra devam edelim mi?